zamanlar, Geçtiğimiz günlerde Yeni Asya'daki yazılarımızdan birinde 15 Temmuz sonrası cezaevi koğuşlarının boşaltılması noktasında Adalet Bakanlığı'ndan cezaevi yönetimlerine telefon talimatları gitti mi diye bir soruyu gündeme getirmiştik. O yazıyı paylaşalım. Adalet Bakanı Bozda 15 Temmuz gecesi de o görevdeydi. Haziran 2017 Ocak 2022 arasında dinlendirildikten sonra aynı göreve tekrar getirildi. Tartışmalı uygulama ve beyanlarını tam gaz devam ettiriyor. KHK ile mağdur olan kimse yok bunlardan biri. Ve cezaevlerinde hukuka uygun işliyor her şey. Aksini söyleyen iftira ediyor. Beyanı da bunlardan. Daha birçok örnek var. Bu arada cevaplandırması gereken bakan olarak, 15 Temmuz'da da bakan, bakanlık koltuğuna oturan bir isim olarak cevaplandırılması gereken sorularda da birikiyor. İşte onlardan biri. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesi günü 16-17 Temmuz'da Adalet Bakanlığı'ndan cezaevleri aranıp siz 150 kişilik, siz 200 kişilik, siz 250 kişilik koğuş ayarlayın talimatlarıyla daha tutuklamalar olmadan cezaevlerinde istenen koğuşlar hazırlandı mı? O günlerde kalkışma olduğu söylenen iller için Belki böyle bir tedbir alınabilir ama kalkışma gerçekleşmemiş illerde de tutuklamalar yapılacak diye koğuşlar hazırlandı mı? Bu da bir soru. 16-17 Temmuz Cumartesi pazar günleri, özellikle pazar günü, tezahürlerine bazı koğuşlardaki tutuklu ve hükümleri başka koğuşlara aktararak yeni tutuklamalar için hazırda boş koğuş bulundurulması talimatı verildi mi? Öyle bir şey olmadı diye inkar ve tekzip cihetine gidilirse, ki bir açıklamada yapılmadı, sessizlikle geçiştirildi. Konunun UYAP kayıtlarından tahkik edilmesi ve oradan öğrenilebileceği belirtiliyor. Böylesine büyük kapsamlı bir oda koğuş değişikliğinin UYAP'tan, UYAP kayıtlarından tespit edilebileceği belirtilerek cezaevlerinde genellikle hafta sonları, normal zamanlarda hafta sonları koğuş değişikliği yapılmaz. Hatırlatması da yapılıyor. Eğer yapıldıysa ki öyle görünüyor. Karga tulumba başlatılan tutuklama furyasının bu cihetten de masaya yatırılıp tahkik edilmesi ve enine boyuna sorgulanması gerekiyor. Bu izlerinden yapılacak bir araştırma. O hafta sonu cezaevlerinde koğuşları yeni tutuklular için boşaltma ve hazırlama talimatının uygulandığını bütün Türkiye'de ortaya çıkarırsa ne olur? Bütün o tutuklamaların ve koğuş boşaltmaların aynı merkezden yönetildiği anlaşılır. Tutuklama listelerinin, savcılara yaptırılan tutuklama taleplerinin, sulh ceza hakimlerine verdirilen tutuklama kararlarının ve bu kararlara istinaden Adalet Bakanlığı'ndan cezaevlerine açılan koğuşları hazırlayan telefon talimatlarının aynı merkezde organize edilen bir planın parçaları olduğu ortaya çıkar. Böyle bir yapının ve ona bağlı ilişkiler ağının hukuk devleti kriterleri çerçevesinde masaya yatırılıp sorgulanması gereği doğar. Ve bu ağa dahil olanların hesap vermesi zorunluluğu da kendiliğinden gündeme gelir. Şimdi bu yazı üzerine yapılan yorumlarda bazılarında deniliyor ki bu 15 Temmuz'dan da önce koğuşlar boşaltılmaya başlandı. Eski bir infaz koruma memuru olarak ya da o dönemde cezaevinde bulunan bir kişi olarak bu anlatılanların aynen birebir tahakkuk ettiğini doğruluyorum diyen mesajlar da var. Bir mesajda da deniyor ki, pek mümkün olmamakla birlikte bir hakimin kimlik bilgileri ve adresleri bilgisayara en hızlı bir dakikada girilse, 3000'le 1 ile çarpalım, 3000 dakika yapar, bir dakika hesabıyla. 3000'e 60'a bölelim, 50 saat. İki günden fazla sürer. Ama 3-5 saatte 3000 hakim hakkında tutuklama kararı çıktı. Bunun izahı nedir? Gözaltı kararı çıktı daha doğrusu. Şimdi anormallikler çok fazla ve bu gözaltı ve tutuklama listelerinde yer alan bir kısım insanların aylar öncesinden vefat ettiği bilgileri de çıktı geçtiğimiz dönemde. Velhasıl cevaplandırılması gereken çok soru var ve bu sorular bugüne kadar cevapsız kaldı cevapsız kalması da 15 Temmuz olayının karanlıkta kalmasını netice veriyor. Ama bunların en azından kayda geçmesi lazım ki yarın normal düzene geçildiğinde bütün bu soruları cevapsız bırakan, kasıtlı olarak cevapsız bırakan iktidarın yerine hukuka bağlı bir siyasi irade iktidara geldiğinde bütün bu kayıtlardan yola çıkarak o dönemin ön yargısız gerçeklere dayalı olarak tahkik edilmesi, bütün o dosyaların açılması ve sorumlularının tek tek tespit edilip hesaba çekilmesi mutlaka gündeme gelmeli. Hukuk işleyecekse ki işlemesi lazım. Bunların mutlaka yapılması gerekiyor. Ve hiç kimsenin yaptığının yanına kar kalmaması lazım. Bu dönem maalesef çok ağır hukuksuzlukların gerçekleştiği talihsiz bir dönem olarak tarihe geçtiri geçmeye devam ediyor. Bunun en kısa zamanda bitirilmesi gerekiyor ve bunun için de herkesin elinden gelen gayreti göstermesi lazım. Bu işler öyle geçiştirerek üstüne yatarak, örterek, unutarak, unutturarak devre dışı bırakılması söz konusu olmamalı. Bunu bir hukuk açısından, demokrasi açısından hak ve özgürlükler açısından insanlık onuru açısından vicdanın gerekleri açısından kaçınılmaz bir görev ve sorumluluk olarak telakki edip özellikle altılı masaya yine çok Vazife düşüyor ama sadece ona bırakmayıp toplum olarak da özellikle mağdur kitlesi olarak da bu konunun ısrarla takipçisi olmak gerekiyor ki netice alınabilsin. Öyle ne lazım işte olan oldu artık üzerinde durmayalım geçelim denilecek konular değil bunlar. Ve hem yapılanların hesabının sorulması hem de bu yaşananların bir daha yaşanmamasının güvencesinin sağlanması açısından bu hukuk hesaplaşmasının mutlaka yapılması şart. Üstad Bediüzzaman diyor ki bir millet cehaletle hukukunu bilmezse ehlihamiyet de müstebit eder. Hukukumuzu bileceğiz, hukukumuza sahip çıkacağız, kararlı bir şekilde takipçisi olacağız ve hukuk içerisinde çözümü arayacağız. Hukuk işlemiyorsa hukuku işler hale getirmek için gayret göstereceğiz. Başka da bir çıkış yolu yok. Temennimiz o bahsettiğimiz hukukun hakim olduğu günlere bir an önce erişebilmek